Frogner Park'a geldim. Merkezden burası yaklaşık 2.7 kilometre. Yani Mapsumi'nin dediğine göre. Öyle miydi? Mapsumi, pardon. İşte Emil, Kopenhaglı çocukla çizim yaptım. Yolda longboardlu birine rastladım. İşte ondan longboardu istedim, kaydım falan. Şimdi de buraya geldim. Burası heykelleriyle ünlüydü, insanların dediklerine göre. Burası tüm Oslo şehrinin en kalabalık yeri bence. Çünkü buraya gelirken hiç insan görmedim neredeyse. İnsanlar ya koşuyor ya bisiklet sürüyor. Bunlar heykeller. Vaktim olsa ve Oslo ucuz bir yer olsa buradaki heykellerden birkaç tanesini çizebilirdim. Fakat Oslo pahalı bir yer. Ve burada kaldığım sürece hiç iyi şeyler olmuyor. Yani daha önceki videomda da söylemiştim. Geçen gün işte kötüydüm. Hostelde kalmak zorunda kaldım. Ve 150 lira verdim. 150 lira. 39 euro. Belki 150 liradan fazla olabilir. Yani güzel girdi. Öyle söyleyebilirim. Yani şehir hakkındaki izlenimlerim. Yani gelirken gezdim bayağı. Çok güzel evler var. Sokaklar çok temiz. İnsanlar çok saygılı. Yani sokaklarda gezerken çok az insana rastladım. Çok az araba var. Havası çok temiz. Yani siz şu an bunu duyumsayamıyorsunuz ama gerçekten çok temiz. onun dışında yani adamlar yaşamayı seviyor ya. Çok güzel bir yer. Bak yoga yapıyorlar topluca şurada. Bu heykelle alt üst olmuş yaşam. Ya da feleğin çemberinden geçmek deyimini buna şey yapabiliriz. Somutlaştırabiliriz bununla. Onun dışında böyle göllerinde çoğunlukla kumu var. Böyle de kafasını falan soktu. Deve kuşu mu lan o? Deve kuşunun evrimleşmeden önceki hali. Orada yoga dersleri var. Burada küçük bir çocuk var. Onun dışında yani güzel. Buradan dönüşte bugün bunların bir tatili varmış. Tam anlayamadım. Bir tane abi anlattı Kanadalı'da. Yani National Museum'a gidecektim Edward Munch'ın tablosu için. Gidemedim. Yarına kaldı. Yarın gideceğim. Bir de yarın İskandinavya Pass diye bir şey alacağım. Burada otostopa pek sıcak bakmıyorlar. Bakıyorlar da beklemek gerekiyor. Ben de dediğim gibi az önce. Yani burada vaktim geçtiği sürece bana giriş çok oluyor. İskandinavya Pass alacağım. Yaklaşık 150-200 euro vereceğiz yine. Ama şöyle bir şey var. Gerçekten değer. Yani Flem'e gideceğim, Myrdal'a gideceğim, ne bileyim Bergen'e gideceğim, Trolltunga'ya gideceğim. Oradan Stavanger'e gideceğim. Ondan sonra tekrar Oslo'ya dönüp oradan Göteborg'dan Malmö'ye ineceğim, Malmö'den Kopenhag yapacağım. Kopenhag'dan trene binip Stockholm'a geçeceğim. Stockholm'dan sonra orada cruise gemisi var. Interrail biletine indirim yapıyormuş. O da 20 euro falan Melis demişti. Melis'e de selam buradan. Onunla da Helsinki'ye geçeceğim. Finlandiya. Oradan da devam edeceğim. Şeye, Estonya'ya doğru. Tallinn'e. Yani burada bir çeşme var böyle. Güzel yapılmış bayağı. Her yer heykel dolu zaten. Çocuk da bağırıyor orada. Ya çok güzel ya. İnsanlar harbiden burada yaşar yani. Güzel de yaşar ama pahalı da yaşar. Bu arada hostele o kadar para verdim ama sabahında şey var. Kahvaltı vardı açık büfe. Çok güzeldi yani. Sırf o kahvaltı zaten 150 TL eder dışarıda. Burada da düşünceli bir backpacker var sanırım. Hani anladığım kadarıyla burası en kalabalık yer. Aslında burada bardak satabilirim ha. Vallahi satabilirim.
insanlar gezmeye gelmiş, turist dolu. Bir deneyeceğim lan. Vallahi deneyeceğim ha.